son olarak konuşmalarını yapmak üzere işin tabii bir diğer tarafı da Milli Eğitim Bakanlığı'ydı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Celil Güngör'ü kürsüye davet ediyoruz. Arkadaşlarımızla. Sayın Başkanım, değerli hocalarım, değerli öğretmenlerim, değerli misafirler, sivil ve gönüllü kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, hepiniz bu anlamlı toplantımıza şeref verdiniz, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Evet, özel eğitim programlarını, hikayesini, serüvenini birazcık videolarda, biraz da Mirat Bey'in konuşmasından öğrenmiş oldunuz. Bu hepimizin yapması gereken bir şeydi. Bu alana, bu sahaya emek veren insanların bize hep söylediği bir eksiklikti. Programlarımızın derli toplu olmaması, hatta hiç olmaması. Bu konuyu oturduk 2 sene içerisinde. Program yapımı için 2 sene çok da fazla bir zaman değildir. Bunun ön hazırlıkları olduğunu da düşünürsek, çok uzun olmayan bir sürede büyük bir çabayla ve özveriyle bu programı tamamlayıp huzurlarınıza getirdik. Burada emeği geçen hocalarımıza, akademisyenlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve onların dışında herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir alana hediye ve katkı. Şimdi bu programdan sonra yapmamız gereken şey bu programın uygulanma aşamasını takip etmek. Öğretmenlerimizin bu konudaki eğitimini ve duyarlılıklarını geliştirmek. Özel eğitim öğretmenleri bizim milli eğitim camiası içerisinde yeniliğe ve inovasyona en açık öğretmen grubudur. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızın bu programın uygulanmasında, bu programa adapte olabilmelerinde çok zorluk çekeceklerini düşünmüyoruz. Bu programın uygulanmasıyla artık özel eğitim okullarımızda, iş uygulama okulu dediğimiz okullarımızda eğitim ve öğretimin boyutu ve niteliği de değişecek. Bu okullarımıza biz sadece bir program hediye etmedik şimdi. Bundan önce de bununla paralel olarak da yaptığımız bir çalışma vardı. O okullarımızın eğitim materyali ihtiyaçlarını karşılamak. O okullarımızda, özel eğitim okullarında hepinizin çok iyi bildiği gibi materyal çok önemlidir. Ders kitabı kadar materyal çok önemlidir. Hatta bazen ders kitabından daha önce gelir eğitim materyalleri. Biz özel eğitim okullarımızda, iş uygulama okullarımızın tümünde, 520 civarındaki okullarımızın tümüne geçtiğimiz ay, 2 ay önce bütün okullarımıza içerisinde çeşitli alanları kapsayan 600'e yakın parçadan oluşan özel eğitim materyalleri dağıttık. Bütün okullarımızın materyal ihtiyaçlarını karşıladık. Artık okullarımızda materyalimiz yok ya da çok eski, çok anlamsız, ne için ve nerede kullanılabileceğini, hangi aşamalarda kullanılabileceğini bilemediğimiz materyallerden oluşan bir şey yok. Okullarımızın hepsi hangi aşamada, hangi derste, hangi kazanımda, neyi ve nasıl kullanacaklarını belirten kılavuzlarıyla birlikte büyük bir materyal setine kavuştular. Bu materyalleri biz kendimiz yaptık. Kendi okullarımızda, kendi imkanlarımızla yaptık. Bu materyalleri satın aldık. Bizim okullarımızın atölyelerinde, bizim okullarımızın, öğretmenlerimizin destekleriyle ve öğretmenlerimizin tasarım katkılarıyla bu materyalleri yaptık. Materyalleri okullarımıza dağıttık. Şimdi 2019'daki hedefimiz, özel eğitim sınıfları var bizim dilde. Bunların sayısı da şu anda 10 bin civarında Türkiye'de. Özel eğitim sınıflarımızın da işlevi hepinizin çok iyi bildiği gibi özel eğitim okulu açamadığımız, özel eğitim okulu açacak düzeyde öğrencilerimizin olamadığı yerlerde öğrencilerimizin eğitim imkanlarını onlara sunmak için oluşturduğumuz bir sınıf ortamı, bir okulun minyatürü diye düşünebilirsiniz. Buralarda da önemli miktarda materyal sorunumuz vardı. Şimdi bir özel eğitim sınıfında bulunması gereken materyal türlerini çalıştık, tasnif ettik. Ne?
neler olması gerektiğini paket paket belirledik. Önümüzdeki yıl bütün özel eğitim sınıflarımıza bu özel eğitim materyal setlerimizi göndereceğiz. Ve bundan sonra bir özel eğitim sınıfı açılırken ilk şartımız da hemen o sınıfa o malzeme ve materyalleri kullanım kılavuzlarıyla birlikte göndermek olacak. Önümüzdeki yılki hedefimiz bu. Şimdi buna çalışıyoruz. Bir başka üzerinde çalıştığımız konu da biliyorsunuz bu sene üçüncüsünü yapacağız. Şimdi duyuruya çıktık. Özel eğitim materyal yarışması. Bu materyal yarışması bizim özel eğitim alanını son derece dinamik tutan bir unsur. Öğretmenlerimiz büyük bir coşkuyla bütün yaratıcılıklarını kullanarak bu yarışmaya katılıyorlar ve bu yarışmada özel eğitim alanında birikimlerini ve tecrübelerini de katarak yeni materyaller geliştiriyorlar. Geçen sene 1000'in üzerinde 1500'e yakın katılım oldu. Bu sene üçüncüsünü yapacağız. Daha büyük katılım bekliyoruz. Bu materyal yarışmasından elde ettiğimiz materyallerin bir kısmının Ar-Ge'lerini yaptırıyoruz. Bir kısmının değişik biçimlerde yeniden oluşturuyoruz. Ve bunların da öğretmenlerimizin orijinal yaptığı bu materyalleri de eğitim camiamıza, özel eğitim alanına üreterek ve çoğaltarak sunacağız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir başka paralel çalışmamız da az önce bütün sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin ifade ettiği tanılama süreciyle ilgili. Bizim tanılama süreçlerimiz malumunuz rehberlik ve araştırma merkezlerinde başlar. Eğitsel tanılamalar. Oralarda şöyle bir sorunumuz vardı. Oralardaki tanılama araçlarımız, ölçme araçlarımızın biraz standartizasyonu eskimişti. Oralardaki tanılama araçlarımızın kalibrasyonundan bazı şikayetler alıyor idik. Şimdi bir çalışma yaptık, bitirdik. Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki bütün tanılama araçlarını, ölçme araçlarını, standartizasyon araçlarının hepsini yeniledik. Önümüzdeki yıldan itibaren RAM'larımızda yepyeni tanılama araçlarıyla karşılaşacağız ve standart olacak. Yani X RAM'da kullanılan tanılama ölçme aracıyla Y RAM'ında kullanılan tanılama aracı aynı olacak. Aynı şey üzerinde çalışacaklar, materyal üzerinde çalışacaklar, aynı skorlarla değerlendirme yapacaklar. Burada büyük bir standartizasyona gideceğiz. Bunu önümüzdeki yıl yürürlüğe koyacağız. Şu anda bu araçlarımızı bitirdik ama diğer taraftan birlikte yürürlüğe koymamız için destek eğitim programlarının yenilenmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu programlar yenilendiği zaman rehberlik araştırma merkezlerimizdeki bütün tanılama araçlarını yenilemiş olacağız ve alanda sık sık şikayet konusu olan farklılıkları aynı teşhisin verilmesi, aynı tanının verilmesi gereken durumlarda bile çok büyük farklılıkların ortadan kaldırılmasını elde etmiş olacağız. Değerli dostlar, bunlar özel eğitim alanındaki çok temel sorunlar. Bu sorunları çözerken arada tabii ki yeni sorunlar da çıkacak. Biz o yeni sorunlarla da baş etmeyi sizlerle birlikte daha kolay yapacağımıza inanıyoruz. Bizim en büyük şansımız özel eğitim alanındaki velilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, akademisyenlerimizin bizimle işbirliğine çok önem vermiş olmaları, bizi önemsemiş olmaları. Biz de bu alanımızdaki herkesi çok önemsiyoruz. Her toplantımıza, her çalışmamıza herkesin katılmasını büyük bir memnuniyetle kabul ediyoruz. Bizim en büyük güvencemiz, en büyük şeyimiz, dayanağımız sizlerin bu coşkulu ve sabırlı, kararlı takipleri ve bizimle işbirliği iradenizdir. Bu iradenizi bizimle her zaman paylaşacağınızı ümit ediyorum. Bugün ortaya koyduğumuz bu programımızın ve gelecekte çok kısa sürede ortaya koyacağımız, uygulamaya koyacağımız çabalarımızın özel eğitim alanında bizlere yeni vizyonlar kazandıracağını umuyorum. Bu çalışmaya emeği geçen TÜBİTAK Başkanlığı ve Ulak Bin Müdürümüz Miran Satıoğlu'na,
çalışma arkadaşlarımıza, bizim özel eğitim materyal geliştirme dairesi başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.